Abone olun, korku dolu serüvenimize katılın. Film Şerif Serdon'un bir ceset bulmasıyla başlar. Bu cesedi analiz yapmak için otopsi uzmanı olan Tommy'yi yanına getirmeyi kararlaştırır. Tommy, her babanın istediği gibi oğlu Tide'nin onun gibi bir otopsi uzmanı olmasını istiyordu. Bir akşam Tide'nin sevgilisi, Emma bunları ziyarete gelir ve cesetlere bakmak ister. Bir şey gözüne çarpar, tüm cesetlerin bacaklarında çalılar bağlı olduğunu görür. Tommy, eski zamanlarda Mısır'da komaya girmiş insanların ölmediğini öğrenmek için böyle bir yöntem kullandıklarını açıklar. Aynı gün, Tide'nin babasını yalnız bırakmamak için Emma'ya gece buluşalım der ve babasının yanına döner. Serif cesedi bu gece nasıl öldüğünü bulmalıyız der. Tommy ve Tide'nin cesedi analiz ederler. Evde ayak bilekleri kırılmıştı ama üstten hiçbir zorbalık yoktu. Ağzına baktıklarında dilinin kesildiğini ve arka dişlerinden birinin olmadığını fark ederler. Bu ceset diğerlerine benzemiyordu. Burada bir gariplik olduğunu düşünen Tommy cesedi yarar. 3 gün önce öldüğünü düşünen Tommy içine baktığında yanık olduğunu görür. Tommy, cesedin gıda borusunu yarmak için Ted'den yardım ister. Gıda borusundan bir tane kumaş tel ve bir tane solmuş gül çıkar. Tommy, gülü bir kitapta gördüğünü söyler ve kitaba bakmaya gider. Kitapta bu şeytanın çiçeği diye adlandırılmıştı. Bu sırada radyodan bugün hava çok kötü olacağına dair duyuru yapılır. Tommy, cesedin midesinden kumaş bir parça bulur. İçinde bir tane diş vardır. Bir şeylerden şüphelenir ve gıda borusundan bulduğu sapla midede çıkan kumaşı inceler. Kumaşın içindeki diş, kadının ağzında olmayan diştir. Kumaşın üzerinde bazı yazılar bulurlar ama yazılar şifreli ve eski yazılar olduğundan bir şey anlamazlar. Ted, bu günlük yeter, der. Ama Tommy sabah kadar neden öldüğünü bulmalıyız. Cesedin kalbini çıkarırlar. Bu sırada içeride ne kadar lamba varsa patlar. Ted ve babası Tommy korkmaya başlar. Hemen oradan çıkmak isterler ama asansör çalışmıyordu. Bu sırada arkadan ses duyarlar. Korkudan Tommy'nin gizli odasına kaçarlar. Daha sonra oradan Serif'i ararlar ama hatta problem vardır, Serif'le iletişim kesilir. Ted kapıyı zor zor kilitler, Tommy banyodan ses geldiğini duyar ve oraya girer ama bir şey göremez. Aniden kapı kapanır ve görünmez bir şey Tommy'yi duvardan duvara vurmaya başlar. Ted kapını açar ve babasının yerde olduğunu görür. Bu sırada elektrik gelir. Tekrar oradan kaçmak isterlerken asansörün sesi gelir. Baba oğul asansöre koşarken arkalarından bir ceset gelir. Ted'in elinde balta vardır. Asansör gelir ama ceset de yaklaşmaktadır. Tommy ve Ted asansöre binerler. Bu sırada yine elektrik gider. Bir şey görmeyen Tommy, Ted'den baltayı alır ve onların arkasında gelen cesede saplar. Elektrik gelir. Babasının öldürdüğü şeyin ne olduğuna bakmak ister. Bu Emma idi. Ona gece yarısında gelmesini söyleyen de Ted idi. Ted asansörde ağlamaya başlar. Bu sırada aklına başka bir şey gelir. Eğer onu biz yardıysak, bu kadar sinirlendirdiysek durdurmanın bir yolunu bulabiliriz. Tekrar cesedin yanına gelirler ve kapının ardına boru geçirirler. Gördükleri şey karşısında şok olurlar. Kadının çıkarttıkları kalp çürümüştü. Kadının midesinden çıkan parçayı tekrar inceler. Parçanın diğer ucuna bakarken şifreli yazıları çözer. Babası yazıları çözmek için kitaplara bakar ama Ted artık ne olduğunu anlamıştır. Bu 17. yüzyıldan kalma bir ceset. Babası kitapta onunla ilgili bir şey bulur. Bu ceset aslında bir cadıdır. O zamanlar cadılar böyle yapar ve diri diri yakarlarmış. Bu sırada bir ceset kapıyı kırmaya başlar. Ted kapıyı arkadan tutar. Tommy, cesede bakar ve ona dokunma, ne yaparsan bana yap der. Ona zarar vermezsen sana karşılık vermeyeceğim der. Bu sırada cesede ne olmuşsa aynı şey Tommy'ye de olur. Ted, Tommy'nin yanına gelir. Aslında bu cesedin amacı yeniden dirilmekti. Tommy, Ted'e bıçağı işaret ederek kendini öldürmek ister. Başta yapmak istemeyen Ted, ama olayı anlayınca babasının dediğini yapar. Daha sonra elektrik gelir. Ted, dışarıdan ses duyar. Bu Şerif'in sesiydi. Kapının ardında aç olduğunu ve ekibine ağacı kestiğini söyler. Kapının önünde bekleyen Ted aniden arkasında babasının ölmüş cesedinin geldiğini görür ve korkarak dengesini yitirir. Merdivenlerden düşer ve hayatını kaybeder. Şerif ve ekibi cesetleri toplarlar ama hiçbir delil bulamazlar. Her şeye sebep olan cesedi ise kasabadan uzak bir yerde gömmek için arabaya koyarlar. Yolda giderken ayaklarındaki çalı ses yapar ve film burada biter.